İyi günleri hak ediyorlar Filistinliler. Filistinliler şu anda fakirlikle, terörizmle yüz yüze geliyor ve bunların üzerinden gelmeye çalışıyorlar. Ve sonrasında bu ziyaretten döndükten sonra bu problemleri çözmek için adımlar atmak istedim ve bu yolun uzun olacağını düşündüm İsrail-Filistin karmaşasında ve sonrasında Abbas'la görüştüm. Beyaz Saray'da ve adımlar attık. İsrail ve Filistin arasında bir barış ortaya koyabilmek belki en büyük zorluklarımızdan bir tanesi oldu. Lyndon Johnson'la birlikte geçmişte bunu yapmıştı ve bu denemeler başarısız olmuştu. Ama ben küçük işler yapmak için seçilmedim ya da büyük problemlerden kaçmak için seçilmedim. It's been a long and very uzun bir süreç oldu bu ve bu dakikaya gelmek, bugüne gelmek uzun bir süreç aldı ve Netanyahu ile görüştüğüm geçtiğimiz hafta ve orada huzur için, barış için neler yapabileceğimizi konuştuk İsrailler için, aynı zamanda Filistinliler için ve Netanyahu'nun yaklaşımı daha farklı daha öncesine nazaran. Geçmişte en iyi planlar bile yeterli olmuyordu. Detayları yeterli değildi ve bu çerçevede iyi adımlar değildi. Çok büyük zorluklar vardı ama artık günümüzde bu zorlukların üzerinden gelebileceğimize inanıyoruz. Ben bir geçmişime baktığım zaman, kariyerime baktığımız zaman zorlu anlaşmaların üzerinden geldim. Bu yüzden de bizim bugünkü teklifimiz bu anlaşmaya dair teknik çözümleri ortaya koymaktadır. Bu bölge için, Filistinler için, İsrailler için ve daha huzurlu bir gelecek için benim görüşüm kazan kazan anlamında iyi adımlardır ve gerçekçi bir yaklaşımdır. Hem Filistinlilerin hem de İsraillerin kazanacağı bir çalışma olacaktır burada. İsrail bugün barışa doğru çok büyük bir adım atmıştır. Netanyahu dün bana burada bu görüşü, bu vizyonu güçlendirmek istediğini söyledi ve buradaki pazarlıkları yönetmek istediğini söyledi. Ve ben de kendisini destekliyorum bu konuda ve aynı zamanda bu Filistin'le olan problemlerin üzerinden gelebileceğimizi düşünüyorum bu yaklaşımın ışığında. Burada şu anda bir yarış var sanki ve bu yarış bittikten sonra, bu karmaşa bittikten sonra her iki tarafında desteğini alacağımıza inanıyorum ve şunu da söylemek istiyorum: İsrail'deki herkes barış istiyor ve bunu çok istiyorlar. Bugün ilk gün, şu anda bir plan hazırladık ve bunu ilk kez bir yaklaşım bu İsrail tarafından ve bu çok zaman aldı buraya kadar gelebilmek, bu haritayı ortaya koyabilmek. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Başbakanım, çok teşekkür ediyorum sizlere bu cesareti gösterdiğiniz için, bu cesur adımı attığınız için. BB, we have a lot of powerful people. Burada çok güçlü insanlar var aramızda. Buradaki bu barışı ortaya koyacak, anlaşmayı destekleyecek birçok güçlü insan var. Çok teşekkür ederim. Burada bir ortak bir komite hazırlayacağız İsrail'le birlikte. Buradaki haritayı detaylı bir şekilde ortaya koyulmak için, böylece bunun tanınması hızlı bir şekilde, başarılı bir şekilde sonuçlanabilsin. We will also work to create a contiguous territory within the future Palestinian state. Bölge hazırlayacağız gelecek için Filistin'e dair
rejection of terrorism. Ve terörizmin de önüne geçmek istiyoruz bu anlaşmayla birlikte. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided. Very important. Bölünmeden kalacaklar. Bu çok önemli. Birlikte olacaklar. İsrail tek bir devlet olacak. But that's no big deal. Bu çok da büyük bir şey değil çünkü ben bunu zaten sizin için yaptım. Bunu sizin için gerçekleştirdim zaten. Bu şekilde kalacak ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail devletini tanıyacak bu görüş dahilinde. İsrail devleti olarak bu gerçekten çok önemli. Ve çok önemli bir şey daha var. İki devlet çözümü şu anda herhangi bir risk oluşturmayacak İsrail devleti için. Burada kan dökülen ve saldırıların olduğu, terör saldırılarının olduğu günlere geri dönmeyeceğiz. Tabii ki barış getirmek biraz zaman alacak ama burada İsrail hiçbir şekilde kendi güvenliğinden ödün vermeyecektir bu anlaşma dahilinde. Herkesin bildiği gibi İsrail için çok iş yaptım. Amerika Birleşik Devletleri elçiliğini Jerusalem'e kaydırdım. Bunu biliyorsunuz. Ve farklı noktalarda yardımlarda bulundum. Ve dürüst olmam gerekirse en önemlisi de ve İran nükleer anlaşmasından çıkardım. There's a lot of spirit in this room. Bu oda çok güzel bir oda. Çok güçlü insanlar var aramızda. Bunu çok fazla görmüyorsunuz. Burada yapmış olduğum attığım adımlar İsrail için ve aynı zamanda Filistinliler de var. Şu anda alkışlamayın. Ama Filistin'de de bu anlaşmaya dahil etmezsek onlara adil bir şekilde yaklaşımda bulunmuş olmayız. Ve bu anlaşma da aynı zamanda Filistinliler için bağımsız bir devlete kavuşabilmek adına önemli bir adım olacaktır. Çok uzun zaman geçti ve bu fırsat son fırsatları olabilir ve bunun içinde farklı nedenler var. Şu anda karşımızda olan gibi bir takım olmayabilir gelecekte. Çünkü bu takım İsrail'i çok seviyorlar, Amerika'yı çok seviyorlar ve işlerini çok iyi yapıyorlar. David Friedman buradaki elçimiz. Jason, Avi, Jared, kendileri de burada. Ve hepsi çok iyi iş çıkartan insanlar var. Diğer tarafları da düşünüyorlar. Diğer tarafın da iyi işler çıkarmasını istiyorlar ve empati sahibi insanlar. Ve takdir ediyorum sizin yapmış olduğunuz bu işleri. Buradaki diğer arkadaşlarımız da var. Buradaki Mike Pompeo da var. Kendisine de teşekkür etmek isterim. O da çok büyük bir iş çıkardı. Bu gerçekten çok etkileyici. Çok etkileyici. Mike. Dünkü gazeteci seni biraz zorladı sanırım. Bence iyi bir iş çıkardı aslına bakarsanız. Çok teşekkürler Mike. Tekrar aday olacak mısınız?
Tekrar aday olmasını istiyor herkes. Kansas çok önemli bir eyalet. Hiçbir yere gitme, burada kalmanı istiyorum senden. Filistinliler stresli ve zorlu bir dönem geçirdiler. Onlara verilen sözler tutulmadı. Geçmişte trajedi yaşadılar ama geçmişin başarısızlıklarından uzaklaşıp yeniye bakmamız lazım. Buradaki anlaşma Filistin'in bölgesini ikiye çıkartacaktır ve burada bir huzur ve barış getirecektir bölgede. Ve aynı zamanda bir elçilik olabilir burada Filistin'de ve hiçbir Filistinli veya İsrailli kendi ülkelerinden, kendi evlerinden ayrılmak zorunda kalmayacaklar. İsrail çok önemli bir insanla Ürdün Kralı ile birlikte çalışacak. Bu anlaşma dahilinde buradaki güvenliği sağlayabilmek adına, buradaki barışı ortaya koyabilmek için ve bu çok önemli bir adım olacak bu. Ve aynı zamanda bizim görüşümüz, bizim yaklaşımız müthiş bir yatırım olacak. 50 milyar dolarlık bir yatırım olacak yeni Filistin devletine ve birçok devlet bu yatırımlara dahil olmak istiyor ve bunun da gerçekleşmesini istiyorum kişisel olarak ve herkes de bunu istiyor. Çok müthiş bir yardım olacak ve yatırım olacak komşu ülkelerden ve başka ülkelerden. 1 milyonluk yeni bir Filistin'le yeni iş sahası ortaya çıkacak. İşsizlik azalacak ve şu anda fakirlik düşüyor ve bunun da önüne geçmek istiyoruz açıkçası buradaki gayri safi milli hasılanın yükselmesini istiyoruz Filistin'de aynı zamanda ve buradaki fakirliğin önüne geçmek istiyoruz ve bu Filistin'deki bağımsızlığın bağışlar ve yardımlar sayesinde yükselmesini istiyoruz ve inanıyorum ki bunu da gelecekte başaracağız. Ve aynı zamanda Filistinlileri güçlendirmeye çalışacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Ve Filistinliler kendilerine yetecek şekilde geleceğe doğru adımlar atacaklar. Ve onları güçlendireceğiz. Ve şu anda Filistinlilerden şunu istiyorum. Buradaki zorlukları birlikte önüne geçebilmek adına bizlere dahil olmalarını bekliyorum kendilerinden. Birlikte yaşayabilmek adına. Burada insan hakları konusunda bazı adımlar atmaları gerekiyor. Yolsuzluk ile adım atmaları gerekiyor. Hamas'ın ve diğer terörizm konusundaki adımlarını ciddi bir şekilde atmalarını bekliyoruz kendilerinden. Bu çok önemli bu bölge için ve bunu yaparak finansal açıdan iyi bir yere gelebilir Filistin terörizmden kendini sıyırarak. Ve belki de en önemlisi de şu, benim buradaki görüşüm Filistin'e kendilerine yeteri kadar zaman verecek ve adım atmalarını sağlayacak. Abbas'a şöyle söyledim, Başkan Abbas'a şunu söyledim. Buradaki bölge yeni devlet için kendilerine alan bölge 4 yıl boyunca açık kalacak ve Filistinler bu sürede buradaki anlaşmayı gözden geçirebilirler, pazarlık yapabilirler, kendileri için daha ne iyi olabilir onları gözden geçirebilirler ve en iyisini seçebilirler bu 4 yıl süresi içerisinde. Başkan Abbas, şunu söylemek istiyorum size, buradaki barışı tercih ederseniz Amerika ve diğer ülkeler sizin yanınızda olacağız ve size yardım etmek istiyoruz ve farklı yönlerde size yardım edeceğiz ve her adımda birlikte olacağız sizinle. İlk önce bu adımları attığımız zaman 10 yıllardır bu adımlar atılmaya çalışıyordu ama ilk kez bugün olacak. Bence bu işe yarayacak bu anlaşma. Bu tarihi bir anlaşma olacak ve göreceğiz şu anda
siz ne kadar hazırsınız bunu yapabilmeye? Şu anda Orta Doğu çok hızlı bir şekilde değişiyor. Başkan olarak ilk yapmış olduğum ziyaret Suudi Arabistan'aydı. 54 tane Müslüman ve Arap dünyasının lideriyle buluştum ve inanıyorum ki bu vizyon geleceğe dair, buradaki bölgeye dair, Orta Doğu'ya dair önemli adımlar olacak. Ve gençliğin, bu bölgedeki gençlerin, çocukların artık umut içerisinde yaşamasını sağlayacak bir anlaşma ortaya koyacağız. Ve komşularıyla barış içerisinde yaşayan bir Orta Doğu istiyoruz. Ve terörizme birçok ülkeye sırtını döndü ve birçok adım attı. Amerikan Birleşik Devletleri'nin askeri gücü sayesinde DAEŞ %95 değil, %99 değil ama %100 şekilde dağıtıldı, mahvedildi ve al-Baghdadi öldürüldü ve şu anda ölü. Ve teşekkür etmek istiyorum diğer insanlara. Burada farklı senatörler var kendi aramızda. Büyük yardımlarda bulundunuz. Çok teşekkürler Jim, Ted. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ederim hepinize. Harika insanlar, harika işler çıkardılar ve ülkelerini çok seviyorlar. İran rejimi şu anda yalnız bırakıldı, izole edildi ve zayıflamaya başladı. En son yapmış olduğumuz başarılı operasyondan sonra. Bildiğiniz gibi Hizbullah'la birlikteydi kendisi ve iyi bir şeyler düşündüğünü, iyi planlar yaptıklarını düşünmüyorum. Burada Jerusalem örgütünün önündeydi ve burada terörizmi yaymaya çalışıyorlardı ve kendi hükümetinin başarısızlıklarının önüne geçmeye çalışıyordu. Ve şu anda bu problemin önünden geçtik ve bu problemlerin üstesinden geldik. Yapmış olduğumuz operasyon dahilinde, bu savaş dahilinde İsrail'i bir düşman olarak ortaya koymaya çalıştılar ve İsrail'i her zaman burada Orta Doğu'da bir baskı kurabilmek için adeta bahane olarak ortaya koydular. Jerusalem açık ve demokratik bir şehirdir ve bütün inançları kucaklar ve Müslüman dünyası şu anda 1948 yılında yapmış oldukları hataların üzerinden geçmek, tekrar düşünmek için zamanı gelmiştir. Bu zamandan beri birçok kan aktı bu bölgede, birçok saldırı oldu, birçok fırsat geri çevrildi, ölçülemeyecek hasarlar verildi ve Filistinliler burada en çok zararı gören insanlar oldu ve bunu kapatmanın zamanı geldi, bu sayfayı, yeni bir sayfa açma zamanı geldi. O yüzden bu anlaşmayı yapıyoruz. Bu cesur insanlar için, cesur liderler için hiçbir zaman geç değildir. Geleceği değiştirmek, barışa adım atabilmek için Amerika tüm insanlarla, tüm ülkelerle çalışmak için hazırdır bu barış anlaşması dahilinde ve burada almış olduğum desteğe inanamıyorum açıkçası. Gerçekten çok büyük bir destek aldım. Birçok lider beni aradı.
Birçok insan beni aradı ve yapabilecekleri bir şey var mı diye sordular bu barış için bu bölgede. Ama Amerika çok önemli buradaki ortakları düşünüyor, huzuru düşünüyor, barışı düşünüyor. Ve ne Yahudiler buradaki, ne Museviler ya da Müslümanlar karşı tarafa geçip kendi ibadethanelerini ziyaret edemiyorlar. Ve umarım ki gelecekte birlikte yaşayabileceğiz modern zamanlarda. Ve bütün insanlık buradaki barışı birlikte yaşayabilmeliler buradaki kutsal topraklarda. Biz burada birbirimize bağlıyız. Bu çok önemli bölge, bu kutsal bölge adeta barışı simgeliyor ve bunu da böyle yapmak istiyoruz gelecekte. Ve burada olduğunuz için çok teşekkür ederim sizlere bu akşam. Ve aynı zamanda Netanyahu'ya, Başbakan Netanyahu'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Uman Bahreyn'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Ürdün Kralına, Bahreyn Kralına çok teşekkür etmek istiyorum burada bize yardımlarından, desteklerinden dolayı ve elçiliklere de çok teşekkür etmek istiyorum burada bizlerle birlikte oldukları için. Çok sağ olun. Thank you very much. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Thank you very much. Please give our regards. Çok sağ olun. Amerika'nın ortaklığı bu bölgede daha iyi olmamıştı hiç geçmişte. Şu anda İsrail'le birlikte olan ortaklığımız geçmişe nazaran çok daha kuvvetli, hiç bu kadar kuvvetli olmamıştı. Birlikte yeni bir geleceğe, yeni bir sayfaya adım atabiliriz ve birlikte barışı getirebiliriz. Burada harika bir grup var, müthiş bir takım var. Bu yolculukta hep birlikte olduk ve iyi bir yolda ilerliyoruz. Bu çok zor bir anlaşmaydı benim açımdan. Bu bir ticaret anlaşmasından çok daha zor bir anlaşma, Filistinler ve İsrailler arasında yapılan anlaşma. Hatta bu anlaşmadan daha zor bir şey yok ama bu anlaşmayı yapmak zorundayız. Çünkü bu bizim bir sorumluluğumuz, insanlığa karşı olan bir sorumluluğumuzdur bu. Ve şu anda Başbakan'ı buraya davet etmek istiyorum. Başbakan Netanyahu'yu.